İlk beşler sahaya çıkınca yani Tony'nin daha yürüyüşü falan bir farklı. Bandaj var. Bandajında işte TP yazıyor falan. Ben de dedim ki ya buna havalar, ukala herif falan. Bu kafada. Ben şeyle konuştuğumuzda Ermal'le işte otelde galiba bir mental koç mu gelmiş o zaman? İşte bir psikolog gelmiş, evet, bir size. Evet. Bir çalışmalar yaptırmış falan, onu anlatıyor. Psikolojisini biz bozduk. Orada bize çok da ağır bir idman yaptırmıyordu. Ama biz oraya gidip sahaya çıkarıyordu. O idmanı yapıp soyunma odasına dönüp hatıra fotoğrafı çektiriyorduk. Hmm. Ve bir anda içeride böyle oluyorsun. Okay. Hatta koça sinirleniyorsun. Koça karşı böyle oluyorsun. Sokrates'e hoş geldiniz. Kia işbirliği hazırladığımız konfor alanı programımızda yeni bir bölümle daha sizlerle karşı karşıyayız. Bugün ben Caner Eler, yanımda çok değerli bir konu ağırlıyorum. Diğer yeşil koltuğumuzda Ender Arslan bizlerle beraber. Eski milli basketbolcu, böyle anlatılır yani evet. Ünvanlar. Ama yani seni herkes tanıyor tabii ki. Çok önemli bir kariyer. Bir yandan da artık koçluğa geçtin. Ama bir iki hafta önce ayrıldın. Evet. Oraya da geleceğim ama öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun? Yani. Gayet iyiyim. Burada olmaktan çok mutluyum. Aşağı yukarı her bölümünde izliyorum. O yüzden içinde bulunmakta benim için büyük keyif. Seni daha önce milli takım anılarında da konuk etmiştik. Dergide evet. De yine daha önce birçok içerikte konuk etmiştik. Her zaman kırmadın bizi, geldin. Teşekkür ediyorum. Her zaman. Benim için büyük zevk. Orada 2006 Dünya Şampiyonası ağırlıklı konuşmuştunuz Uğur Ozan'la. Evet. Nefis detaylar konuşmuştunuz kısa sürede. Onlara da belki geçeriz ama orada sonuçta konuşamadığınız ya da konseptin dışında kalan senin sonuçta çok önemli bir hikayen var. Ve aslında bizim konfor alanı programı hikayesine de çok uyuyor. Bir kere yani kariyerine bir altyapı efsanesi olarak başlıyorsun ki ben 80'liyim. Alttan birileri geliyor diye işte 83 jenerasyonu anlatılıyorsunuz o dönemde. İşte bizim jenerasyonda ben o zaman İTÜ'de oynarken işte Murat Can'la falan. Evet. Umut Tunay'la falan. Alttan Efes'ten birileri geliyor. Bak Ender diye bir çocuk varmış diye anlatılan. Ben de altyapı efsanesi. İşte ben de Murat Can'ı, Umut Tunay'ı izliyordum. O zaman bir de işte Tony Parker'la da hikayen yıllardır anlatılır. Senin için o dönem yetişme safhası nasıldı? Bir istersen böyle bir iyice gerilere gidelim seni. Zaman makinesine bindirelim. Soktunuz evet. Vallahi aslında altyapı efsanesi diyorsun ama içindeyken sen öyle bir şey hissetmiyorsun. Ben sadece gerçekten basketbolu çok severek, aslında sevmeyerek başlayıp sonra acayip bir tutkuya dönüşmesi ve merdivenleri teker teker çıkarken hem keyif alarak hem de belli bir noktadan sonra kendine hedefler koyarak yükselmeye çalışan bir gençtim. Yani kendimi ne altyapıda efsane olarak görüyordum. Aslında hiçbir zaman görmedim. Sadece dediğim gibi basketbolu çok seven ve oynamaktan büyük keyif alan ama aynı zamanda kendine de hedefler koyan bir gençtim. Sizin o takımda kimler vardı başka? OFS ve o dönem milli takım 83-84 diye geçiyordu aslında değil mi? Evet, 83-84 işte... oyuncum Erkan. Erkan var, onu diyecektim. En son Bodrum Spor'da Erkan, sen koç Erkan oynuyordu. Aynen. Erkan vardı. Can Akın. Can Akın. Engin Atsür 84 doğru. Olarak. Engin 83. Çok iddialı bir kadromuz yoktu açıkçası. Hani size olarak özellikle çok aşağı kalıyor. Mutlu Akpınar mesela 5 evet. Numaramızdı. Ama o... guard rotasyonu yıllarca milli takımda o sancısı hissedilen evet. Guard rotasyonunun Engin tam tersine çok zengin. Hatta Barış Ermiş de ara ara. Doğru, Barış da 85'li olarak katılıyordu. Özellikle Efes'te biz üçümüzün bir arada oynadığı çok turnuva var. Öyle güzel, keyifli bir takımımız vardı, arkadaşlığımız vardı. Peki hangi noktada böyle profesyonel olacağını hissettin? Yani tam olarak ya tamam o yolda gidiyoruz, yoksa zaten baştan o hani ailede her yerde konuşuluyor muydu basketbolcu olacağım? Yok, konuşulmuyordu. Yani yıldız takımda ben artık bir kere A takım idmanlarını kaçırmamaya başladım. Yani izleyebildiğim her A takım idmanını izliyordum ve oralarda artık o hayali kurmaya başladım. Yıldız takıma geldiğimde o hayali kurmaya başladım. Çünkü beni genç takımla da idmanları alıyorlardı. Hatta o zamanlar Ümit takım vardı.
Oktay abi de antrenör. Hmm. O da zaman zaman almaya başlayınca yani o hayali kurmaya başladım ama hayalimin çok ötesinde bir kariyer oldu sonrası ama yıldız takım diyebilirim. Ondan öncesi dediğim gibi sadece işten keyif alma, eğlenme, maç oynayayım. İşte sayı yapayım, asist yapayım. Hep bu kafada. Tabii biraz efesat yapısında bir ciddiyeti vardır ama yani. Hedef odaklıdır sonuçta. Her sene şampiyon olmaya oynar. Kesinlikle yani küçük takım. O dönemde Ülker'le de rekabetiniz var. İlk Fikret abi yani Fikret Doğan yani benim annemlerin anlattığı. Sanırım daha minik takım yani küçüğe geçtiğimiz senelerde benimkiler çok ilgili değildi. Hmm. Sadece enerjisini atsın diye basketbol. O sırada Fikret abi evi arıyor ve diyor ki yani neden hiç gelmiyorsunuz çocuğunuz çünkü burada? Çünkü genelde altyapıda şey vardır. Evet çocuğunuz burada gerçekten. Anne babalar gelir yani. Böyle harikalar şey yaratıyor ve günün birinde Amil takım oyuncusu olacağını düşünüyorum deyince zaten o günden sonra da bizimkiler maç kaçırmadı bu sefer. Turnuva kaçırmadılar. Türkiye şampiyonası kaçırmadılar. Yani Fikret abi orada en erken öngörülü o olmuş diyebilirim ama benim için yıldız takım. Tony Parker hikayesini bir daha anlatmak ister misin? Seni niye öyle anılıyorsun? Tony belki Parker'la, yeni jenerasyon hatırlamıyor olabilir çünkü o yüzden. Tony özellikle Parker'la 2000'lerde daha çok karşılaşmamızı anlatayım. Lütfen. Belçika'da bir turnuvada 82'li Tony Parker. İşte biz de 82-83 takımı. Fransa ile oynayacağız. İşte çıktık, ısındık falan. Fakat çok dikkat etmiyoruz rakibe yani. Fransa ile oynayacağız. İlk beşler sahaya çıkınca yani Tony'nin daha yürüyüşü falan bir farklı. bandaj var. Bandajında işte TP yazıyor falan. Ben de dedim ki ya buna havalar ukala herif bu kafada tabii. Hemen bir de o yaşlarda hiç hoş karşılanmaz o şey. Hemen challenge açtım tabii. ondan sonra motivasyon düğmesi. Hemen tabii kendimize bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ve de ilk top hava atışından sonra Tony Parker Tony reverse yaparken arkadan topun çalıp turnike attım. Dönerken de böyle biraz sırıttım hani. Tam bir challenge olsun. Yanlış adama tabii bu hareketleri yapmışız. Ondan sonra bir başladı. O gün tanışmış olduk. Ondan sonra da yani altyapıda güzel bir rekabet vardı. Hani benim orada şöyle bir şey var. Hani Tony Parker karşı çok iyi oynadı. Evet ben iyi oynadım ama adam büyük ihtimalle benden çok daha iyi oynuyordu. Yani bana karşı da hani böyle bir ezmişlik falan bu tarz bir hikaye yok ama İşte ben de dediğin gibi altyapılarda önemli bir oyuncuydum ve onun da işte sahada performansını vermeye çalışıyordum. Ki o tip oyuncu yani sonuçta ileride NBA'de süper yıldız olan bir oyuncuyla altyapıda karşılıklı oynamak da önemli bir deneyim yani sonuçta. %100. Senin için o ya, challenge da önemli. Zaten sonuçta. O dönemde çok özel bir adam olduğu belliymiş. Ben tanımıyordum çünkü ilk kez karşılaşmıştık. Ondan sonra... O dönem sosyal medyada yok yani nereden geldiğini şey görüntü yok, bir şey yok. Hatta sonra Murat Can'a anlattım ben. Ya dedim böyle bir oyuncu var falan. Sen dedin deli misin dedi. Deli misin? O dedi biz de. Son Murat Can 80'li. Evet. O dedi bizim turnuvada bile hani çok ağır basıyor deyince dedim tamam yani. Buradan geliyor. Ben anlıyorum oyuncudan dedi. Çok iyi. Ya peki aslında sen şimdi Türkiye'de hep şey konuşulur. Özellikle milli takım üzerinden. Bir oyun kurucu şeyimiz var diye. Hani krizimiz. Halbuki aslında 99 turnuvası çok önemli bir dönüm noktası. Evet. İşte Orhun abilerden bir Kerem Tunçeri ve genç nesle geçiş var. Yani diğer şeye. İşte Erman abi de buraya geldi konuştuk o takımın antrenörü olarak. Sen de ona sonradan 2000'lerin başında 2002-2003 gibi 20 yaşında ekleniyorsun o jenerasyona. İşte Engin de bir sene sonra bir iki sene sonra geliyor. Senin 84'ten. Aslında bir oyun kurucu olarak isim olarak koyduğunda çok önemli isimler ama bir arada oynamak ya da işte sakatlık, dönem formlu, formsuzluğu gibi şeyler mi etkili oldu sence bu algıda? Mesela Kerem de sonuçta üzerine sürekli o baskıyla oynayan bir oyuncuydu. İşte evet. 2001 hatırlarsın sürekli hani o turnuvada bu takımı gardı mı diye konuşuyordu. Halbuki ne kadar aslında önemli bir sorumluluk almıştı. Yani hakikaten önemli işler yapmış. Sen o dönemde oyun kurucu olarak nasıl hissediyordun onu soracaktım bu arada. Ya çok büyük hakikaten baskı altına alınıyorduk. Ben ki çok rahat bir insanımdır. İşte o yüzden de. Hiçbir zaman baskı hissetmedim yani hayatımın hiçbir döneminde. Seni tanıdığım için merak ediyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde bir baskı hissetmediğim için. Ama hakikaten hani basit. Şimdi de diyorlar ki ya sizin gibi guard gelmedi. O dönemde büyük guard sıkıntımız var. Evet. Yani böyle bir karmaşanın içerisindeyiz aslında ama ben dönüp baktığım zaman hakikaten önemli işler başardığımızı görüyorum. Ben genç takıma geldiğimde Orhun abi Galatasaray'da oynuyordu. İnan maçını kaçırmıyordum.
her hareketini izliyordum. Her hareketini çözmeye çalışıyordum. Kendi A takım idmanlarımı. Sonra Kerem Tunçeli Efes'e geldi. Sonra takım arkadaşı olduk. Bence çok önemli oyun kurucular. Yani sonra Engin'in eklenmesi. Hı-hı. Engin'in çok sakatlıklarla ilgili sıkıntısı oldu ne yazık ki ama o dönem baktığın zaman hani ben 2003'te katıldım. Yaklaşık yani 12-13 yıl orada lokomotif olmayı başardık biz. O arada güzel sonuçlar da aldık. Kötü turnuvalar da oldu ama şu anda ne yazık ki belli bir süredir o turnuvaların, başarılı turnuvaların ne yazık ki yanına da yaklaşamıyoruz. Hatta yani şimdi oraya geleceğim aslında. Çünkü sen şimdi artık bir basketbol koçusun bir yandan. Oraya da geleceğim. Merak ediyorum çünkü oradaki oyuncu gelişimiyle ilgili fikirlerini ama oraya az sonra diyorum. Birazdan konuşalım istiyorum. Çünkü asıl senin gelişimine dönmek istiyorum. Yani 2003-2004 sezonu senin için önemli bir sezon. İşte artık süre almaya başlıyorsun. 20 yaşına gelmişsin. İşte Tavo Aspel maçlarından sıfır sayıyla çıkıyorsunuz ama Benetton karşısında 34 dakika sahada kalıp 14 sayı işte o zaman 5 asistle oynuyorsun ki genç oyuncu güven anlamında dediğimiz gibi biraz buhranlı bir dönemde. O dönem senin için nasıldı A takıma geçiş? Tam ya, böyle artık çünkü şey senin için bambaşka bir dünya açılıyor. Evet ya ben ilk A takıma çıksam bile bana yeter kafasında başladığım noktada A takıma çıktıktan sonra da yani neden daha iyisi olmasın? Yani ben hakikaten içindeyken hissetmiyordum ama özgüveni yüksek bir oyuncuydum. Ve her zaman yeteneklerimi sahada göstermekten çekinmeyen veyahut da risk almaktan, eleştirilmekten çok çekinen bir oyuncu değildim. O anlamda hani kötü bir maçım olsa bile ertesi maç işte Benetton maçı mesela hatırlıyorum ki Tyson'ı yani çok iyi bir Benetton kadrosu. Orada o maçı hissettim ben. Bana gelebileceğini, o şansı da iyi kullanmak istedim ve işte tabii sağ olsun Oktay abi de bizi o yaşlarda ciddi güvendi. O takımı iki Türk kartla geçti. İki numaradan yana kullandı yabancı hakkını. Marcus Brown'dan yana kullandı. Evet. Stomberg'ı aldı. Bir de Kambala vardı. Üç yabancıydık. Onun da verdiği şansla yani biraz böyle nasıl diyeyim vahşi doğa gibi bir şansı hissettim mi böyle peşinden gidiyorduk. Oktay Hoca'yla nasıldı? Buraya geldi konuştuk işte o da mesela değişiminden bahsederken hani genç oyuncuya şans verme, oyuncuyla iletişim. Şimdi iletişim bambaşka bir çağındayız. Koç oyuncu iletişiminde. Mesela Obradovic eskiden bağrında daha rahattı. Şimdi bağrında o bile bir bazen şey olabiliyor. Evet. O dönemki iletişim devir nasıldı? Devir değişiyor. Oktay abi sana konuktu biliyorsun. Evet. Şey İzlerken demiş, neler düşündün? Şöyle bir cümlesi var hani bazen yapmak istemediğim şeyleri yapmak durumunda kaldım. İşte onlara maruz kalan bizdik. İlginç ama, bir anekdot var mı öyle? Şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani ilk zaman benim ilk çalıştığım Oktay Mahmut ile son döneminde de... Sen bir de son döneminde de çalıştın. Çok büyük fark vardı ama işte orada o dönemin koçluk yapısında disiplin bir de Efes, işte Aydın abi... Yugoslav kültürü de var. Yugoslav kültürü hakikaten zorluydu. Yani oyuncu için gerçekten... çok fazla talepkardı ve bunu çok keskin şekilde dikte etmeye çalışıyordu. Ama biz çok dediğim, net biçimde herhalde değil mi? Pürüzsüz bir şekilde ifade ediyorlar diyeyim. Ya hani, bizim de orada tek düşüncemiz hem başarılı olmak hem de bireysel anlamda ben o yaşta yırtmaya çalışıyordum. Hı. O yüzden de o ne istiyorsa yapmaya çalışırken bir yandan da kendi yeteneklerimi göstermeye çalışıyordum. Yani o anlamda ama bize verdiği şans çok önemliydi. Tabii. Hani diyorum biz onun dönemine denk geldik ama şimdi kendimi de düşününce şimdi de antrenörlük yapıyorum. Ya biz de zorlayıcıydık. Yani biz de o genç yaşta ben son oyunculuğumuz son döneminde yanına bile yaklaşmayacağım tepkiler veriyordum. Mesela bizim de hani oyuncu olarak. Sen şimdi 20 yaşındasın. Orada başka bir jenerasyon farkı da var. Aynen öyle. İletişimle alakalı. Yani ama güzel bir dönemdi. Ya hakikaten daha derli toplu bir dönemdi şu anki dönemden. Şu an çok daha zor. Şu an çok daha zor. Şu an çok daha kırılgan. Herkes çok kırılgan şu an. Bunu yani, açabilir misin biraz? Yani istiyorsan birazdan da konuşuruz ama gelmişken hazır. Yani senin gençlik döneminde yetişmenle işte şu anki dönüşmen. Yani şu an Obradovic bile bağırırken çekiniyor diyorsun. Çünkü hakikaten artık günümüz oyuncuları ve günümüz oyuncuları derken yeni jenerasyondan bahsetmiyorum. Yeni döneme adapte olmuş. Yani bugün 30 yaşındaki bir oyuncu bile. Hı hı. Artık çok fazla komuta reaksiyon veriyorlar ve yapmayarak otorite meselesinde sanırım. Evet. Çok büyük değişkenlik var.
Ben belki biraz eski kafalı olduğum için o dönem bana daha güzel geliyor ve daha her şey daha düzenliydi. Çünkü bir şey istiyor ve bütün oyuncular onu yapmaya uğraşıyor. Sahada daha derli toplu bir basketbol oluyordu. Şimdi baktığın zaman Avrupa'nın en yüksek seviyesi Euroleague ise mesela maçların %40'lık, 50'lik bölümünde çok fazla isolation görüyorsun. Çok. Artık oyunun düzeni tamamen oyuncunun biraz yeteneğine koç, yönelmiş durumda. Senin geldiğin dönem sonuçta Avrupa'da koç ligi ya da koçların evet. takımları, yani koçlar üzerinden tanımlardık. Şimdi biraz da oyuncular üzerinden sanki hafif tanımladığınız takım sanki, sayısı daha arttı gibi. Sanki öyle oluyor. Yani NBA'ye bir kayış var. Hala eski old school koçlar var ama onlar da kendilerini yeniliyor. Duško Ivanović mesela. Yani aynen öyle. Örnek. Ama Duško Ivanović bile izlediğin zaman kendini yeniliyor. Hmm. Yenilemesi de lazım çünkü şu andaki malzeme bu. Malzeme bu olunca ben de eski tarzı sevmeme rağmen ben de antrenör olarak yeni tarzı adapte olmak durumunda. O dünyada barınmak çünkü mümkün olmayabiliyor. Çünkü malzeme insan ve oyuncu yani malzeme insan olduğu için otomatikman senin ona adapte tabii. olman lazım. Zaman değişiyor. Zaman değişiyor derken mesela şu an en çok konuşulan şeylerden biri mesela geçen gün bir programda da bana da soru geldi. İşte neden çok az Türk basketbolcu Avrupa'ya gidiyor? Ya da tercih ediyor nispeten. Yani NBA'ye evet. gidenler daha fazla oluyor tabii ki. Ya da işte gitmeye hedefleyenler ama neden Avrupa'da bir takıma gitmiyor? İşte son dönemden Kenan'ın gidişi var. Evet. Birkaç oyuncu daha gitti ama bu arada Kia ile ilham veren hareket bölümümüze de geldik. Tam çünkü aslında konfor alanından çıkma meselesi. Genç bir oyuncusun, yeteneklisin, işte milli takıma seçiliyorsun, Efes'tesin, süre de alıyorsun. Ama bir Avrupa'ya gidiş var, Junior Olimpiya'ya. O nasıl oldu? Nasıl Türkiye'den çıktın ve oraya gitmeye karar verdin? Bu hikayeyi anlatır mısın? O şöyle oldu. İşte mesela orada Oktay abinin çok ciddi bir sistemi vardı. Ve biz o sistemin içinde hakikaten iyi basketbol oynuyorduk. Savunma ağırlıklı, biraz daha düşük tempolu ama böyle her şeyin satranç gibi sistematik olduğu bir düzen içerisinde oynuyorduk. Ve ben kendi adıma biraz daha bireysel özelliklerimi daha fazla gösterebileceğimi hissediyordum. Bu anlamda da daha sezon devam ederken dedim ki yurt dışına gidersem ve daha fazla süre alabileceğim, sorumluluk alacağım bir Euroleague takımı uygun çıkarsa kesinlikle denemek istiyorum dedim. O zaman gerçek Ender Arslan'ı daha da rahat gösterebileceğimi düşünüyordum. Ama tabii ki o yaşta o kararı vermek tabii şimdi biz... Yaş çok küçük hakikaten. Erken de evlendik biz eşimle 21 yaşında evlendik. Çok sevgiler bu arada. Tabii onun da bence olgunlaşmamızda, hızlı olgunlaşmamızda etkisi oldu. Ve ben orada sezon ortası kararımı vermiştim. Dedim ki bu sezon sonu ben yurt dışına gideceğim. Tabii ki Euroleague takımı ve bol süre alabileceğim bir takım olursa. Çünkü sonuçta Efes'te süre alıyorsun. Ve Union Olimpia işte karşıma çıktı. Tam da beklediğim gibi oldu. Bir de daha akademi gibi bir yer ya değil mi? Sonuçta evet. Hani mesela Yasikevicius oraya gidip sonuçta bir staj geçirmek gibi bir şey oluyor aslında. Oraya ya zaten benim menajerim Yasikevicius'un evet. menajeriydi. Aynı sistemi uygulayacağını söyledi ve gerçekten Olimpia bana çok iyi geldi. Zaten sezonun ortasında o zamanlar Euroleague 2 turluydu. Evet. Olimpia genelde ilk turda elenen bir takımdı ve ben top 16'da Tau Ceramica beni evet. transfer etti. Orada da zaten oynamak çok kolaydı. Yani etrafında o kadar iyi oyuncu var ki gerçekten sadece doğru şut atman bile sana 8-10 sayı anında bulmana sebep oluyordu. Çok iyi geçti o dönemim. Tau'daki dönemim ama Planinic sakat diye gitmiştim. O geri gelince kalmamı istediler ama 3. guard olarak kalmamı istediler. Şimdi Efes'ten ayrılmışsın oynayacağım diye. Ben yine kendimle ters düşmek istemedim açıkçası. Çok da mutluyduk. O yüzden de sezona Atina'da Panionios'ta tamamladım. Bir sezonda 3 şehir. 3 şehir. Ya ben cesaretliydim. Çok enteresan aslında. Ya çok içgüdüleri hareket eden bir insanım. Hala da öyleyim. Oyunculuğumda da öyleydim. Antrenörlükte de öyleydim. Doğru hissediyorsam eğer ki bana o bir hissiyat var. O geliyorsa değerlendiriyorum çekinmeden. Çünkü burada yine dediğim gibi biraz da kendine güvenmen lazım. Gideriz bir şekilde yaparız, hallederiz, başarırız kafasıyla. Ama büyük tecrübe oldu. Bu dönemde niye olmuyor sorusu. Ona evet.
Yani daha doğrusu bu dönem, mesela o dönem hatırlarsın yani. Tabii ki hatırlarsın. İşte İbrahim abi zaten gitmişti bir baştan. İbrahim abinin ekmeğini yedik zaten. İşte o kadar. Onu söyleyecek, onu da. Tabii. Çok seviliyordu. Yani beni o kadar sevdiler ki çünkü İbrahim abinin orada bıraktığı intiba Türk oyuncu olarak. Var mı ilginç bir hatıra orada? Atina'da veya Yunanistan'da. Yani herkes ilk gittiğimde zaten hep kutlu ay çünkü hani hakikaten orada çok seviliyordu. Otomatikman bana da biraz da tabii sezon yani böyle biraz hızlı bir giriş yaptım Yunanistan Ligi'ne istatistik olarak. İkisi birleşince böyle güzel bir sempati oluştu herkesle. Şimdi o dönem İbrahim abi, Kaya Peker gidiyor. İşte Kaya ile Serkan zaten Tavu'ya gidiyorlar. Evet. Serkan Erdoğan. O dönem de enteresan. Ve daha arka arkaya böyle sinsili halinde görüyoruz aslında. Bu dönemle sence fark ne? Biraz Türkiye'deki hani işte hep soruyorlar. Yabancı kuralı mı bu yoksa oyuncuların istememesi mi? Futbolda da biliyorsun son dönemde sen takip ediyorsun çünkü tartışılan bir konuydu. Şöyle yani şu anda biz oynuyorduk. Euroleague'de ciddi süreler alıyorduk. Bir Euroleague takımı da ciddi o zaman bizi değerlendiriyordu. Şu anda o ciddi süreler alan bir Türk oyuncumuz var mı düşünüyorum yok. Hı hı. Olmayınca da bir Euroleague takımı yabancı olarak bir Türk oyuncu düşünmüyor. Şu an ne olabilir? Ben olsam yaparım %100. Hı hı. Daha alt. Yani Almanya Ligi'nin orta sıraları, İspanya Ligi'nin gelişmek için çok orta iyi sıraları. Aslında. Yani örnek veriyorum bugün İspanya Ligi'nin orta sıralarında bir takıma gitsen. Manresa'ya gitsen, Zaragoza'ya gitsen. Breogan mesela işte. Breogan'a en gitsen. Son biliyorsun Canan Musa gitti Efes'ten. Aynen öyle. Bir kendini toparladı, MVP oldu. Real Madrid'e İki gitsin. Sene sonra büyük ihtimalle belki Valencia, üstü Barcelona. O yol artık öyle geçiyor. Biz de direkt geçebiliyorduk. Çünkü biz Euroleague'de ciddi süreler alıyorduk. Bunun nedeni de bence yabancı kuralıydı. Yani ben 3 yabancılı dönemde çıktım. 3 yabancılı dönemde çıktığım için özgüvenim çok yüksekti. Sahada hata yapma payım vardı. 3'ten sonra istiyorsa 10 olsun. Kenara sürekli alınacağım diye korkuyla oynamak başka bir şey değil mi çünkü? Çünkü o özgüveni aldıktan sonra istiyorsa 10 yabancı olsun. Biz aralarında zaten ben Tao'ya gittiğimde takımda bir iki tane İspanyol vardı. Diğer herkes süper ama oynuyorduk. Arjantinlisi, Brezilyalısı. Çünkü bizim alttan gelişimiz özgüvenli oldu. 3 yabancılı dönemde biz özgüvenimiz şu anda bizim oyuncularımız o özgüveni bulamıyorlar Euroleague takımlarında. Çünkü o kredileri yok. O kredileri olmayınca şu anda yapılabilecek en iyi hareket orta sıralarda bir Avrupa takımına gidip İspanya, Almanya, İtalya buralara gidip oradan basamak basamak kendini göstererek oynarlar. Potansiyelleri var. Peki, belki bizden daha yüksek potansiyelleri var. Peki bir ara şey eleştirisi oldu ya hem içinde bulunduğun hem sonradan milli takımda da içinde bulunduğun yani hem antrenör hem oyuncu olarak. Ya işte yabancı kuralı şöyle tartışıldı ya ama Türk oyuncular da yabancı kural olunca rahat oluyorlar, çok çalışmıyorlar, nasıl forma verilecek diye. Sen mesela buna farklı bakan bir oyuncusun ama bir yandan da böyle de bir tartışma da oldu ki işte şöyle şeyler de oldu. Parlayan genç yetenekler oldu mesela işte Giresun projesi oldu, bir sürü genç yetenek süre aldı ama sonra yine iyi para alıp önemli takımların kadrona girip az süre aldılar. Evet. Mesela öyle bir döngü de oluştu ve o döngüde biraz bir kısır döngüye dönüştü aslında bu Türk oyuncunun yetişmesinde. Buna nasıl bakıyorsun? Ki mesela Onur Alp aslında bu anlamda ya da Furkan Korkmaz pozitif örnekler. Aynen. Başka bir işte birisi Bamit, birisi Bursa'da süre bulup kariyerini başka yöne götürme anlamında. Evet. Yani bu gerçekten çok karışık bir konu. Yani mesela tek bir genelleme yapmak da zor. O yüzden çok zor. Yani bize şimdi diyorlar ki şimdiki yani sizin gibi oyuncu yetişmiyor. Şimdi ben burada biraz soru işaretlerim var. Hakikaten öyle mi? Yoksa acaba biz çok özgüvenle başladık diye mi bu hale geldik? Yani onu tam çözemiyorum. O geçiş değil mi? O altyapıdan A takıma geçiş kısmındaki dönemi, kırılma. Kırılmayı ben tam evet biz hakikaten iyi bir jenerasyonduk. Belli başlı başarılı elde ettik. Bireysel olarak da takım olarak da ama dediğim gibi kötü turnuvalarımız da oldu milli takımla ama genelde bir şeyler elde ediyorduk. İlk 8'e kendimizi atıyorduk. Veyahut da işte 2010'u yaşadık. Şu anki dönemde günümüzün kırılganlığıyla birlikte genç oyuncularımız daha kolay pes ediyor. Orası da bir gerçek. Ama iyi örnekler var işte. Yani dediğim gibi Onur Alp gerçekten mükemmel bir örnek. Herkesin daha kuvvetli olması lazım. Yani burada o ara geçiş sezonlarını kabul etmesi gerekiyor. Aynen öyle. Onları verimli değerlendirmek gerekiyor. Yani şu anda şartlar bu. Bu olduğu için salmamak lazım. Yabancı kuralı düşse
dediğin gibi hani bunu kötüye kullanıp çalışmayan oyuncu da var ama yani herkes de böyle değil. İşte o zaman biz de çıkamazdık. O genelleme de yanlış çünkü. Ben de o yüzden sormak istedim. O zaman biz de çıkamazdık. Yani bugün Kerem Tunçeri de olmazdı. Evet. Ne bileyim bugün Kaya Peker de olmazdı. Kerem Yönlüm de olmazdı. Yani bunlar da oraların ürünü. Doğru. O yüzden karmaşık bir mesela konu. Mesela Cedi de çok iyi bir örnek. Hem de Efes de buldu o süreyi. Aynen öyle. O seneyi çok iyi değerlendirdi. Bir sürü yabancının ortasında. Aslında. Furkan Korkmaz. Hı-hı. Mesela sakatlıkları yüzünden bırakma. Furkan Aldemir. Üç yabancı döneminde hı-hı. gençken Karşıyaka, sonra işte hı-hı. Galatasaray, NBA. Biraz oyuncunun bakış açısına mental, çevresi de önemli herhalde. Aynen değil mi? Öyle. Menajeri. Ya bunu bir tek Türk hı-hı. oyuncu olarak da yani aynısının Sırp'ı da var. Hı-hı. Aynısının İspanyol'u da var. Bu tamamen kişilik karakterle ilgili. Hı-hı. Yani İspanya'da da inan bunu kötüye kullanacak tembel oyuncu var. Hı-hı. Herkes İspanyol diye çok çalışkan değil ya da Sırp diye çok çalışkan değil. Kaybolan yetenekler var orada. Ya kaybolan dediğim potansiyel ulaşamayan diyeyim ya da. Aynen hani öyle. O yüzden hani orada Türk çocuklarını korumak durumundayım. Yani bizde de evet tembeli ya da kötüye kullanacağı da var ama bu durumu çok iyiye çevirip çok çalışıp iyi yerlere gelecek olanı da var. Peki. Mesela süre bulmak, şans bulmak, oynamak çok önemli. Bütün altyapılar sadece futbol, basketbol tek değil. Yani o geçişte süre almak ve maç deneyimi. İşte sen dedin ya ben yine olimpiyada oynayayım ve kendimi geliştireyim. Hani doğaçlamamı da geliştireyim, maç içi karar mekanizmamı da. 2006 Dünya Şampiyonası herhalde acayip bir şanstı değil mi? 99 Eurobasket o jenerasyon için evet. bir şanstı ki o jenerasyona kalan oyuncular da vardı. 2006'daki burada detaylı aslında bazı maçları konuştuğumuz işte Uruzan'la. İşte Litvanya maçı çok acayip evet. senin orada. Oradaki mesela deneyimin nasıldı? O çünkü herhalde senin için ayrıca bir özel özgüven dönüm noktasıdır diye tahmin evet, ediyorum. 2006 geçişi. 2006 şampiyonası bir de şöyle önemli yani güzel oldu benim için. İşte tam o yurt dışına çıkacağım senenin yazıydı. Yani ben Japonya'da tabii, yanlış olimpiyaya gittin ya. Olimpiyada kontratı imzaladım. Japonya'ya gelmişti kontrat. O turnuvada tabii şöyle bir durum var. Mehmet Okur'la İdare Türkoğlu gelmemesi durumu olunca biz orada gerçekten hani... Bu takım bir şey yapamaz dendi. Dendi. Hiç ilgi yoktu hatırlıyorum yani. Çok iyi. Hiç sıfır ilgi. Beklenti az. Beklenti az. Biraz İbrahim abiden kurtarıyorduk. O var diye biraz basın geliyordu ama... İlgi diyorsun. Onun dışında hiçbir beklenti yok. O bize tabii şey oldu. İnanılmaz bir motivasyon oldu. Yani biz orada işte şunu da diyebilirdik. Ya nasılsa NBA oyuncularımız da yok. Yani bir şey yapamasak da çok. Biz öyle demedik. Yani hadi ya biz de gösterelim. Yani bu takımda çok değerli oyuncular var. Belki bir şeyler yapabiliriz. Biz neden bunu sonuna kadar zorlamayalım mı? Orada da gerçekten mükemmel bir turnuva oynadık. Yani takım olarak. Bunda kimya hep konuşulur ya. O kimyada farklılık neydi sence? O beklentilerin olmamasıyla aslında bir kenetlenme durumu mu oldu? Ya da zaten bazı arkadaşlarım vardı altyapıdan. İşte Engin bahsettiğinde zaten o takımdaydı. Hı-hı. İşte Hakan Demirel vardı. Cenk gelmişti. Hani guard rotasyon demişken bu arada Hakan da var yani o var, dönemde. Tabii ki, o tabii takımda. Ki. Ve sağ dışı diyorsun ben şeyle konuştuğumuzda Ermal'le işte otelde galiba bir mental koç mu gelmiş o zaman işte bir psikolog gelmiş evet, biz size evet. bir çalışmalar yaptırmış falan onu anlatıyor. Psikolojisini biz bozduk. Anlatsın o dönemi. Ya o kimya mesela orada sen bir de şey bir insansın neşeli evet. şakalarınla bilinirsin takım içinde. Oradaki ya, tutkal oyunculardan biriydin diye tahmin ediyorum. Şöyle o takım çok enteresan bir takım oldu. Yani oraya gittikten sonra yani. Mesela işte maç akşam değil mi? Uyandırma geliyor. Hı hı. Odadasın, koridordan bir ses geliyor. Mehter marşı çalıyor. Bir çıkıyorum koridora. Kerem Yönlüm işte elinde koca speaker. O zamanlar yeni çıkmış. Japonya'dayız tabii teknoloji. Herkes alışıyor. Meraklı bir de öyle şey. Kerem Yönlüm ile Ermal Kuço beraber kalıyordu. Ben dalga geçiyordum. Odaları şey, business center gibi yani. Ermal orada... Çeşit çeşit printerlar almış işte. Şey bu evin önündeki yer var ya hani. Mouse almış, mouse'u açıyorsun telefon oluyor falan. Erman çok meraklı. Kerem Yönlüm kamera almış sürekli. Herkesi çekiyor falan. Çok güzel bir kimyamız vardı. Saha içi, saha dışı, maçlara giderken otobüs. İşte İstanbul döneminde gidi galiba o psikolog geldi. Bize çeşitli sorular sorup hani sözde bizi rahatlatacakken biz adamı... biraz da işte dalga alarak adamın psikolojisini bu adamın mesleğe soğutmuş olabiliriz. Yani. Gerçekten. Ama çok keyifliydi ya. Ya zaten o keyif işte sahaya yansıyor. O çok yansıyor. Önemli bir şey. Biz de açık konuşayım seninle. Lütfen.
kötü turnuva. Mesela 2007 çok kötü geçti ama bizim havamız yine çok iyiydi. Yani ben milli takımla oynadığım dönemlerde bir sene var. Bir sene seneyi vermeyeceğim ama o sene çok sıkıntılıydı. Çok problem vardı. O senenin dışında takım içi ilişkiler özellikle. Aynen. O senenin dışında biz çok kötü oynadığımız turnuvada bile birbirimize hep sahip çıkıp hep sağ dışında bir şekilde iyi vakit geçiriyorduk. Yani hep güzel anılarım var. O çok önemli. Mesela o yüzden mesela işte biz 79 jenerasyonu sözlü tarih yapmıştık dergide Uğur Ozan'la beraber. O bir yazılıydı yani. Herkesle konuşup onu işte bir kurgu haline getiriyorduk. O jenerasyonun belki doğum yılı olarak bir parçası değilsin ama o jenerasyonu full oynadın neredeyse. Evet, evet. Yani iki turnuva hariç işte. Tabii. 99 ve 2001 hariç. 2003'ten itibaren aynen. Full oynadın ve o jenerasyon aslında bir parçası oldun. Öyle yani. Oldu. Ve işte konuşuyoruz. İşte bir Mirsat'la konuşuyoruz, bir Hidayet'le konuşuyoruz. O dönem daha federasyon başkanı olmamıştı Hidayet. İşte Kerem'le konuşuyoruz falan, Mehmet abiyle konuşuyoruz falan. Sürekli bir de gazetecilikte birisi bir şey söylediğinde diğerine söz hakkı vermen lazım. Sürekli bir şeydeyiz. O şeyi hissediyorsun. Oralarda bazı turnuvalar gergin geçmiş. Ama evet. Aslında bir yandan da birbirlerine saygı ve sevgi duyuyorlar. Ama arada o egolar bir yerde başka bir yere gelmiş. Sanırım evet. Onun o harmanın içerisinde belki de potansiyeline ulaşamama hikayesi oradan geliyor. Evet, özellikle ilk dönemleri bence onlar da büyüdükçe, tecrübelendikçe işte o zaman zaten bakıyorsun sonuçlarda zaten 2010'a geliş belki de öyle oluyor. Yani. Toparlayıp düzelmeye başlıyor. Ama dediğim gibi ben mesela oynarken de kendi hayatımda da öyleyim. Mesela sen az önce dedin ki Benetton'a 14 sayı 5 asist. Mesela ben bunu hatırlamıyorum. Benim için önemli olan şu. Oynadığım yıllarda da. Şimdi antrenörlük yaparken de. Biriktirdiğin anılar. Yani ben evet spesifik şeyler var. Galatasaray'da oynarken şampiyonluğum. İşte Banvit maçı 3-0'a getiren köşe üçlü. Evet ama Banvit serisindeki sayı ortalamamı hatırlamıyorum. Ama o günkü anıları hala hatırlıyorum. Yani benim için değerli olan aslında bunlar. Ya Efes dönemindeki birçok anıyı hatırlıyorum ama atıyorum şampiyon olduğumuzdaki maçların ne skorunu ne o maçlarda kaç sayı hiçbir şey hatırlamıyorum. Zaten günün sonunda hani bu yaşa geldiğinde dönüp baktığında şunları hatırlıyorsun. Anılar, soyunma odası, otel koridorları, ne yapmıştık, ne etmiştik. Gerçekten asıl bunlar sporcunun aklında kalıyor ve o dönemki takımları da değerli kılıyor. Süper. O çünkü oradaki hatıralar çok kıymetli, anılar. Kesinlikle öyle. Şeyde Feyyaz Uçar'la röportaj yapıyorduk yıllar önce. Şey diyordu. Ya o golü hatırlamıyorum ama o gün şey yaptığımı hatırlıyorum falan diyordu. Ya, acayip bir gol atmış. Ya golü öyle mi atmışım falan diyordu. Gerçekten. Çok acayip. Ya ben bunu kendimce erken çözmüşlerdenim bence. O yüzden işte geçen sene kim attı hatırlamıyorum. Bana inanılmaz bir istatistik geldi. Ben kendim şaşırdım. Yani dışarı çıkıp baksan işte Euroleague'de asist sayısına en erken ulaşan oyuncu listesi. Ki asist listesi Euroleague'de farklıdır yani. Daha azdı eskiden evet. Kurallar değişmeden önce. Birinci Doncic, ikinci Lul, üçüncü ben. Yani şimdi çerçeveden çıkıp bakınca inanılmaz bir şey. Evet. Ben hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Çünkü ben onlara çok önem vermedim. Ben hep dostluklarım, anılarım. Hedefe değil sürece. Ben her zaman öyleydim. O yüzden de her zaman mutluyum. Ya o yüzden ben seninle sohbeti ayrıca çok seviyorum. Peki 2006'da dedin, o an dedin. Uğur Ozan'la da konuştunuz. O üçlük anı. O da mesela kas hafızana bıraktığım bir an değil mi? Litvanya maçında son evet, reboundla evet, gelen. Evet. Yani o anı videosunu gösterdiğimizde herhalde daha farklı tarif ediyorsun diye tahmin ediyorum. Tabii ya şöyle hala bugün izlesem bile nasıl olduğunu hatırlamıyorum bile. O kadar ani oldu ki. Cenk'le ribanda koşuyorsunuz. Evet hiçbir şey düşünmeden o an yapılan ama yaptıktan sonra ya bu şut atılır mı dediğim kariyerimde başka maçlar da oldu. O duanlardan biri ama o an düşünmüyorsun işte dediğim gibi. Belki hedefe kilitlenmişlik, belki başka bir şey ama o an öyle gelişiyor ve ondan sonra da tarihe öyle kazanıyor. Peki en keyif aldığın, eğlendiğin takım arkadaşı kimdi o dönemlerde? Odaları kimle paylaşıyordun? İlginç hatıralar yaşadın. Dedin ya o yüzden soruyorum. Ya yani Japonya'da Serkan'la kalıyordum ama sonra uzun süre tabii Cenk Akyol. Şöyle bir şeyim var benim. Dedin ya 79 jenerasyonuyla. Şimdi 79 jenerasyonu bıraktı basketbolu. Bana diyorlardı ki sen hala oynuyor musun? Yani onlarla yaşıt sanılıyordum. Abi gene 4 yaş farkı. Aşağıdan arkadaşlıklarımla geldi yani çocukluk arkadaşlıklarımla geldiğim oyuncular var. İşte Engin, Barış, Cenk, Sinan. Bunların yeri apayrı.
Bir de o jenerasyon işte Kerem abi, Hidayet abi, İbrahim abi en başlarda, Mehmet Okur. Bu süreçte onlar da benim aslında takım arkadaşlarım, abilerim. Çocukluktan geldiklerim yeri apayrı benim için tabii ki. Ama orası da benim için çok değerli. Yani iki jenerasyonun böyle ortasında kaldım ben. Ve şey aslında müthiş de bir tutkal oyuncusun yani Neşen'le. Ki 2010'da da takımda o anlamda herhalde özel bir turnuvaydı. Evet. O kimyayı gene hissettiğiniz bir turnuvaydı. Orada hayatında neler değişti? Turnuvanın detaylarını sormayacağım, herkesin bildiği şeyler ama yani özellikle senin için o turnuvadan sonra nasıl bir değişim oldu? Mesela sokakta başka türlü bir yaklaşım oldu mu? İşte artık potansiyeline ulaştı bu takım gibi bir sonuçta özel bir dünyaya geçildi. Ya tabii çok özel bir turnuva olduğu için gerçekten hani tanınırlığımız herhalde %100 oranında artmış falan olabilir. Ya ben yine yapısı olarak benim için çok değişen bir şey olmadı. Takmayan birisi olarak. Evet, çok değişen bir şey olmadı açıkçası ama tabii ki çok güzel bir duygu. Yani bir kere Türkiye'de basketbol herhalde o dönemki kadar bir daha popüler olmadı. Bugün de tekrar değil. Hani bugünün bence kadın voleybolun yaptığı etkiyi biz o dönem erkek basketbolda yapıyorduk. Yani aşağı yukarı her üç aileden biri çocuğunun basketbolcu olmasını istiyordu. O çok güzel bir has. Gerçekten hani onu başarmak, sokakta yürürken insanların güzel reaksiyonu çok güzeldi. Ama dediğim gibi çok hayatımda bir şey değişti mi dersen değişmedi. Bir de o senin üstünde biz Efes'te oynayamadık yani. Perasovic oynatmadı. Senin Tavu'da denk geldiğin koç Ivanovic mi? Perasovic'ti değil mi? Yanlış yani hatırlıyorum. Beni Perasovic aldı Baskonya'ya. Tavu'ya o zamanki adıyla. Sonra Efes'e geldi diye sevinmiştim ama artık gerçi ben geldikten 15 gün sonra gitti Tavu'ya. Demek beni şey gördü. Neden olarak beni mi gördü artık? Ne yaptı? Efes'te oynatmadı beni. Evet. Ama şey sonrasında mesela sonuçta 27-28 yaşındasın Önem. Aslında tam olgunluk çağın. Asıl oynaman gereken çağ belki de. Yani artık kariyerinde belli bir Ender Arslan şeye oturmuş durumda. Peki zaten su kaynattık. Orada da nasıl bir şeyin oldu? Kariyer yönlenmen oldu. Yani kararını nasıl verdin? Ben daha bir buçuk ay geçmemişti. Ayrılmak istediğimi söyledim. Ya ben her zaman oynamak, benim ilk önceliğim hep oynamak oldu. Koçla direkt konuştum, Perasovic'le. Saygı duyduğumu, yabancı bir guard getirmişti. Vişnevski diye. Vişnevski. Adamın adını da bir daha da duymadık. Yani evet. O sene son oldu. Tuhaf. Kerem abi var, Vişnevski var. Ben dedim ki koç saygı duyuyorum. Ama dedim beni bırak. Yani ben gideyim. Orada onun duruşu çok şey olmadı. Benim hoşuma giden bir duruş olmadı. Hani ben seni buradan gitmeni söyleyemem. Sen burada altyapıdan gelmiş bir oyuncusun. Ben yönetime bunu söyleyemem tarzında. Bana göre dürüst olmayan bir duruş sergileyince. Ya ben de ne yazık ki o zaman işte oyuncu olarak problem çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani doğru mu yanlış mı bilmiyorum. O benim hep o dönemki duygusal hissiyatınla. Oynamak istiyordum ve ne yazık ki o seneyi Perasovic gidene kadar oynamadan geçirdim. Sonra Ufuk abi Perasovic'in yerine asistanıydı, koç olunca tekrar sezonun son 3 ayı falan oynayarak bitirdim ama Galatasaray, yani Efes'ten ayrılma zamanımın geldiğinde işte o dönem anlamıştım. 2013'te Galatasaray'la sonuçta çok özel bir lig şampiyonluğu da elde ediyorsun. Sonuçta oynuyorsun artık ve ya artık derken o dönemde bir sorunlar yaşadığın için söylüyorum. 23 sene sonra da ilk lig şampiyonluğunu kazanıyor Galatasaray. Evet. Finalde Efes ve Fenerbahçe olmamasına rağmen sonuçta unutulmaz bir final, unutulmaz bir sezon. Aynen. O sen de nerede duruyor kariyerinde? Benim kariyerimin en özel dönemi. Yani benim işte 6 şampiyon, yani 6 Süper Lig şampiyonluğum var. En özeli bu. Çünkü yani Galatasaray gibi bir kulübün 23 sene sonra tarihine geçen kadronun kaptanlığını yapıyorsun bir de. Yani çok büyük bir onur ve gurur. Oluş şekli, gelişim şekli benim için hayatımın en özel sezonu ve sezonları. Yani Galatasaray'da oynadığım dönem basketbol kariyerimin en keyif aldığım, tabii taraftarından da dolayı en keyif aldığım dönemi. Nasıl takım içi? Orada da mesela kimya farklı, işte koç Ergin Hoca bir yandan, Arroyo var. Tabii. Ondan sonra ya harika bir takım kimyamız vardı.
yerlisi yabancısı. Ergin abinin tarzını zaten bir de sen çok eskiden biliyorum. De tanıyorsun. Tabii Efes'ten. Ki. Yani sonuçta. O bizi çok iyi tanıyor. Biz onu çok iyi tanıyoruz. İşte Engin, Cenk. Evet. Sonradan Sinan da şampiyon olduğumuz senenin ertesi senesi geldi. Carlos çok önemli bir figürdü. Şöyle önemli bir figürdü. Mesela Carlos yabancı gibi değildi. Yerlilerin takım için olan önemini çok iyi bildiği için mesela sezon ortası transfer geldiği zaman Carlos hemen bizim yanımıza gelip hani bunu içimize almamız lazım. Buranın kültürünü buna göstermemiz lazım gibi. Sanki kendisi de bir yerli oyuncuymuş gibi. O kültür, yani biz Galatasaray'da o kültürü yaratmıştık açıkçası. Aidiyet ve sahiplenme. Aynen. Yani bizim Galatasaray'da yarattığımız fark şuydu. Dışarıdan gelen yabancı bir oyuncu bizim içimize girip o oyun tarzını, o kazanma kültürünü bir an önce alışkanlık edinmeye çalışıyordu. Otomatikman zaten başarıda öyle geliyor. Tabii ki çok önemli. Onu da yaratan Ergin abi oluyordu. O kazanma alışkanlığını çeşitli metotlarıyla bize motivasyon metotlarıyla diyorsun. Aynen. Gerek motivasyon gerek antrenman. Ergin Hoca'ya mesela hep konuşulur ya. Aslında oyuncularla ilişkisini hani farklı tutar, değişik tutar her şey. Senin deneyimin nasıldı? Yani bir yandan işte sen dedin ya Tanyevic için basketbolun taktik yönünü. Halbuki Ergin Hoca maçı çok müdahale yapan da bir koçtur. Tabii ki. Hani o konuda mesela algı çok farklı, deneyim çok mu farklı? Nasıl bir oyuncu olarak senin için? Sonuçta milli takımda da sonra çalıştın ayrıca. Evet. Yani ya koç olarak da. Ergin abinin en büyük farkı diğer çalıştığım antrenörlerden. Gerçekten kazanmayı iyi biliyor ve kazanmaya giden yolda hiçbir telaşı olmuyor. Yani hiçbir zaman panik ya da telaş butonu yok Ergin abinin. Hep sakin kafayla doğru düşünüp hep doğru stratejileri uygulamayı başarıyor. Arada motivasyon için teknik faal alıyor diyorsun. Teknik faalleri bizim dönemimizde o zamanlar Euroleague Oyuncu Birliği olmadığı için gece antrenmanları, gece 12 antrenmanları. Ya gece 12 antrenmanları mesela. İşte deplasman dönüşü idmana götürüyordu. Bence onun amacı şuydu. Yani ben öyle düşünüyorum ki öyle oluyordu zaten. Orada bize çok da ağır bir idman yaptırmıyordu. Ama biz oraya gidip sahaya çıkarıyordu. O idmanı yapıp soyunma odasına dönüp hatıra fotoğrafı çektiriyorduk. Ve bir anda içeride böyle oluyorsun. Okay. Hatta koça sinirleniyorsun. Koça karşı böyle oluyorsun. Ama işte ya hoca oraları çok iyi biliyor. Kendini paraton olarak kullanmayı beceriyor değil mi? Çok iyi biliyor. Yani oralarda zaten benim antrenör olarak da gerçekten hani örnek aldığım, idol aldığım. Onu soracaktım sana bu arada. Çalıştığın antrenörlerin sonuçta dedin ya. Hani aslında Perasovic de deneyim iyi değildi. Ama senin kariyerine şu an koç olarak yavaş yavaş geçersek yani son bölümde. Etki eden, pozitif etki eden koçlardan herhalde yani, başında mı geliyor? Kesinlikle başında geliyor. Çünkü kazanmak bu işte. Birinci öncelik ve onu en iyi tecrübe ettiğim, öğrendiğim antrenörüm Ergin Ataman. O yüzden benim kendime antrenörlükte idol seçtiğim insan da Ergin Ataman. Ne mutlu bana ki milli takımda da beraber çalışma fırsatı elde ediyoruz. Zaman zaman konuşuyoruz da. Yani oyuncularla arası mesafelidir denir ama bize onu da çok da hissettirmedi. Sinirli olduğu zaman biraz uzak durmak da fayda oluyor. Onun dışında o her koç için geçerli olabilir belki. Yani ben açıkçası Perasovic dışında hiçbir antrenörle sorun yaşamadım. David Blatt mesela ilk Efes senesi ben bambaşka bir insanım. 25 yaşındayım. Çok da şanssız bir seneydi o sene. Aynen öyle. Bence yabancıları yalnız seçmiştik. Kadro mühendisinde yabancı hatası vardı. Sanki. Ama mesela ikinci Daçka senesi ben yine beraberim. Bambaşka bir Ender. 33 yaşında. İşte o zaman ne kadar önemli bir antrenör olduğunu görebiliyorsun. 25'te çok kaçırdığın nüans oluyor. Yani tamamen kendine odaklısın. 33'te ben tamamen artık antrenörlüğü de düşündüğüm için mesela çok önemli hamleleri var. Onu da çok fazla etüt ettim. Blatt da mesela çalışma anlamında şans bir oyuncu için herhalde müthiş, değil mi? Koçluğa doğru yönelecekse. Müthiş bir şans. Müthiş bir zeka. Oktay abiden aldığım şeyler var. Değerli Tanyevic'ten de aldığım şeyler var. Yani bazen de açık konuşayım hani ben bunu kesin yapmayacağım dediğin şeyleri de tecrübe ediyorsun. O anlamda belki koç olunca neden denediğini anlıyorsun değil mi? Oyuncuyken o anda aynen yani aynen niye yapıyoruz dediğin şeyi belki aynen aslında. Son 4-5 yılımda benim zaten bir nevi asistan koç gibi geçti oyuncuyken. Onu soracaktım. O dönemde deneyimle Ender'in deneyimi nasıldı? Yani koçluğa yönelme kararı nasıl verdin?
Telekom'a gittiğim sene vermiştim. Laçka, Telekom ve Bursa Spor yaptım. Evet, Telekom'a gittiğim sene vermiştim. Ondan sonra biraz daha oyunun diğer yönünü de hissetmeye çalıştım. Rakibin set ofensleri, işte nasıl oyuncu izleme, analiz, bilmem ne, oraları da biraz daha kafa vermeye çalıştım ama antrenörle başladıktan sonra şunu aldım ki hiçbir şeye dikkat etmiyormuşum. Bursa'da işte Serkan, Tutku, son dönemim Duşan'la, o da güzel bir deneyimdi. Yani birçok antrenörden beğendiğim, beğenmediğimi alıp böyle kendime göre yoğurmaya çalışıyorum. Peki bıraktığın zaman bir oyuncu aslında o zaman tam yavaş yavaş idrak etmeye başlıyorsun ya. Yani evet. Gözyaşlarına boğulduğun bir veda maçın var sonuçta 38 yaşında. Evet. 38 yaşında bırakmaya karar verdin ve geçiş oldu. O dönemi anlatır mısın biraz? O da senin için bir başka konfor alanından çıkış aslında. Çünkü oyuncu olmaya alışmışsın kaç yaşından beri? Belki 6-7 yaşından beri basketbolcusun. Bir anda 38 yaşında artık değilsin. Yani evet. Meslek bitiyor. Gerçekten enteresan. Ya ben Ocak gibi falan karar verdim zaten. Yani hem vücudumdaki bazı ağrılar, hem artık kendini hazır tutma, maçlara, idmanlara hazır tutma psikolojisi artık bana böyle ağır gelmeye başlamıştı. Ailem, vakit ayırmak, işte bunca yıl hep onlar fedakarlık yaptı. Eşim özellikle. Artık benim bir fedakarlık yapıp bu işe son vermem gerektiğini Ocak'ta artık ben bunun kararını vermiştim. Ve düşün 6 ay boyunca aslında bir şekilde kendimi hazırladığımı düşündüm ama son maç tabii yine bir daha parkeye çıkamayacağını bilmek değişik bir psikoloji. Bir de üstüne tabii Bursa Spor sağ olsun güzel bir hazırlık da yapınca o her şey birleşti. Tabii ki kendim zaten duygusal bir insanım. Kendimi tutamadım. Çok hakikaten hüngür hüngür ağlıyorum. Ama hazırdım yani. Zaten bilinçliydin. Bıraktığımın ertesi günü yeni hayatıma başlamaya hazırdım. O anlamda evet bir daha idmana gitmeyecek olmak, bunlar dediğim gibi konfor alanından ciddi anlamda çıkmış olacak. Bambaşka bir hayata başlıyorsun ama ben açıkçası kendimi hazırlamış. Yani son maç tamamen biraz o günün duygularıyla verilmiş bir reaksiyon. Peki koçluğa hazırlamış mısın? Yani abi, bu da espri olarak soruyorum. Yani şöyle diyeyim. Sonuçta bir Bahçeşehir asistan koç. Üstüne milli takımda çalışıyorsun. Bodrum Spor deneyimi nasıl geçti? 2 hafta önce ayrılmıştı. Evet. Çok, koçluğun başka bir sonuçta zaman dilimi ve düzeni olduğunu görmek nasıl? Ya çok benim için çok gerçekten güzel bir deneyim oldu. Önce alt lige gittim. Orada çok başarılı bir dönem geçirdik. Süper lige çıktık. Tabii o da çok güzel çünkü o yeni kurulmuş bir takımın da tarihine geçiyorsun. Yine güzel bir has. Açık söyleyeyim. Sonra Süper Lig hem de yeni bir kulübün başında hakikaten belki 5 ayda belki 5 yıllık tecrübe kazandım. O anlamda takım kurma, kurgulama, idman, hazırlık, maç oynama, kamp, otel, yolculuk hepsini birçoğuyla ilgilenerek gerçekten önemli bir tecrübe edindim. Ondan sonra gelişen süreçte karşılıklı olarak bir karar verdik ama ben kendimi koçluğa hazır hissediyordum. Yani head koçluğa hazır hissediyordum. Zaten o yüzden de Bodrum Spor'u tercih edip sonra Süper Lig'de bu şansı kullanmak istedim. Asıl amacım daha üst seviyede, daha yukarı seviyede antrenörle devam etmek. Ki en son onu soracağım. Eurohoops'tan Semih'e de bir röportaj vermiş Semih Tuna'ya. Yani en üst seviyede koçluk yapmak istiyorum diyorsun burada dediğin gibi. Yurt dışına gitmek konusunda oyunculuk deneyimde de cesaretliyim diye anlatıyorsun ki bu anlamda İspanya'da, Almanya'da da ileride koç olarak da çalışmayı isterim diyorsun. Aslında benzer bir rota belki, neden olmasın değil mi ilerleyen yıllarda? Olabilir yani burada tamamen... Var mı yakın gelecekte yani böyle bir istek? Yani antrenörlüğe devam edeceğim tabii ki. Ama sonuçta gelecek tekliflere bağlı. Bu tamamen bana bağlı olsa kendime güzel bir yer ver. Şuradan bir yer de bir takım seçeceğim ama ben asıl amacım hani... hani ukalalık gibi de olmasın. Öyle de olsun istemiyorum ama ya üst seviyede... Avrupa kupalarında, yarın öbür gün inşallah Euroleague'de bu mesleği yapmak. O şekilde devam etmek istiyorum. Bakalım ama günler neler gösterecek. Yani bunu yaşayıp göreceğiz. Bir de oyuncu olarak aslında belki de öğrendiğin sonuçta bir şeyler var. Sabır, başka şeyler belki de beklemek, doğru zamanı bulmak. Aynen. Onlar sana herhalde koçluk işin mesleğin diğer tarafında da herhalde yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ya öyle, ben de öyle tahmin ediyorum. Ya bu süreçte biraz da şu da oldu açıkçası.
bırakır bırakmaz Bahçeşehir, Avrupa Kupası, aynı tempo. Son bir ay böyle biraz bana hani ailene vakit ayıracak. Biraz sürmenaj da. Yani aynı hayat devam ediyor gibi bir şey yaşamaya başladım. Çünkü dediğim gibi 21 yaşında evlendik. Eşimin çok büyük fedakarlığı var. Benim daha iyi olmam için o hep kendinden fedakarlık yaptı. Bir yerden sonra insan şeyi de hissetmiyor değil yani. 40 yaşına geldin. Bu iş böyle devam ederse bir anda 50 olacaksın. 60 hani bu yıllar gelir mi gelmez mi? Böyle bir kafaya da girmiyor değilsin. Belki o yüzden böyle ufak bir ara benim için de iyi olacak. Öyle hissettim. Kendini hem de geliştirebileceğim belki de. Hem yani öyle hem nefes vakit alacağım. Ayıracağım, nefes alacağım ama yine söylüyorum beklediğim seviye, güzel bir seviye bir iş olur. Yarın yine çünkü bu işe sonuçta... Bir anda yine konfor alanından çıkarsın. Çünkü bu işe tutkuluyuz yani basketbolu seviyorum. Bu işe tutkum var. O yüzden eğer boş zamanım varsa doğru değerlendiririm ama beklediğim tarzda bir iş olursa da yarın yine başlarız. Valla şimdiden doğum günü kutlu olsun bu arada. 13 Ocak. Evet. Değil mi? Yanlış bilmiyorum evet, hatırlıyorum. Doğru. 41 oluyorsun. 41. 40'ı da açtık. Ama artık yaşlı bir oyuncu değilsin, genç bir koçsun. Evet. Ya. Başa döndük. Genç bir koç olmanın ya yararlı. Zaten genç oyunculuktan çıkmam 15 sene mi almıştı? 26 yaşında Ender genç oyuncu diye. Evet. İnşallah koçluktan da gençlikten bir önce çıkarız ya. Bu da başa bela çünkü. Tecrübesi az. Bunu da hemen burada kıralım. Buradan bakalım. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. KHB ile hazırladığımız konfor alanı programında bu bölümde Ender Arslan'ı aradık. Türkiye basketboluna hem oyuncu olarak çok fazla hatıra bırakmış hem de koç olarak yeni hatıralar bırakan özel bir figürle beraberdik. Başka bölümlerde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Movement that inspires.